AKP'nin başını çektiği bölünme anayasası çalışmalarına yurtseverler Ankara'dan dur diyecek. Vatan, Cumhuriyet ve Emek Birlikteliği tarafından organize edilen panelde Cumhuriyet'e saldıran odaklara açık bir mesaj verilecek. Bundan sonrası için eylem planı açıklanacak. Panel yarın saat 13'te Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Bu sürecin yeniden alanlarda fiili olarak gericiliğin ve bölücülüğün bize dayattığı kanunları aşarak, barikatları yıkarak ancak gerçekleşebileceğini kanıtlayacağız, bunu vurgulayacağız. Buluşmada aralarında Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çölaşan, Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Sanatçılar Girişimi Sözcüsü Atol Behramoğlu, Ankara ve İstanbul Baroları Başkanı Metin Feyzoğlu ve Ümit Kocasakal'ın bulunduğu önemli isimler bir araya gelecek. Ortak irade, ortak mücadele, fakat tek merkezde, bunu merkezileştirerek, o iradeyi 29 Ekim'deki ulus iradesini merkezileştirerek mücadeleyi yükseltme vurgulanacak. Vatan, Cumhuriyet ve Emek Birlikteliği tarafından düzenlenen toplantıda mücadele kararlılığı vurgulanacak. Son sözü daha söylemediğimizi, bu ülkenin vatanseverlerinin, devrimcilerinin ölmediğini, son sözü her zaman bizim söyleyeceğimizi, bu bekleme ve izleme döneminin bittiğini, harekete geçme ve iktidar döneminin açıldığını vurgulayacağız. Panelin ana başlığı AKP'nin başını çektiği bölünme anayasası çalışmaları olacak. Bu çabaya karşı eylem planı belirlenecek. Bugün siyasi iktidarın kafasından geçen anayasa eğer gerçekleşirse milletimizi birbirine düşürecek, vatanımızı parçalayacak, bizi kendi öz vatanımızda adeta mülteci durumuna, sığınmacı durumuna düşürecek bir süreci başlatmış bulunuyorlar. Dolayısıyla yurtseverler bu konuda sessiz kalamazlardı. Kurumlarımızın da kuruluş amaçlarına uygun olarak bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yarın bir ortak irade, bir ortak ses vereceğiz. Ankara'da düzenlenecek toplantı 4 Mart Pazar günü saat 13'te Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Ulusal kanalda bu büyük buluşmayı canlı yayınla ekranlarınıza taşıyacak.